Sana sert davranmadı öyle değil mi? Canını yakmadı yani. Çok sinirliydi. Yani böyle gözü dönmüş gibiydi. Ama bana bir şey yapmadı. Peki Arzu? Bu evi böyle bırakıp nasıl gitti hala anlamıyorum. Benim tanıdığım Arzu bunu hayatta yapmazdı. Yapamadı zaten. Şimdi hemen defol git buradan. Senin yüzünü bile görmek istemiyorum. Ben değil canım. Sen gideceksin. Artık babam da burada olmadığına göre burada kalmanın bir anlamı yok. Hadi yürü. Bu dediğin imkansız canım. Çünkü burası benim evim. Babam en yakın zamanda seni boşayacak. Mahkemeci abi tokat gibi suratına çarptığı zaman görürsün bakalım. İmkansız mıymış, değil miymiş? Hadi çık buradan, defol. Bir keresinde bana dibin en dibini göreceksin. Yere öyle bir çakılacaksın ki ne olduğunu şaşıracaksın demiştin, hatırladın mı? Meğer sen kendi akıbetini anlatmışsın canım. Sen sürekli bana bir şeyler söylüyorsun. Ama ben nedense seni duyamıyorum. Sanki böyle bir sinek vızıltısı gibi. Bak, ben Arzu Karapınar'ım. Ama sen o soysuz soyadına geri döneceksin. Gonca Tuncu. Necdet hala bana çok aşık canım. Eğer öyle olmasaydı, bugün valizimi alıp evi terk etmek istediğimde bana engel olmazdı, öyle değil mi? Sen tam bir yılansın. Anladın mı beni? Tam bir yılansın. Nasıl kandırdın babama? Nasıl kandırdın? Ben hiçbir şey yapmadım. Ama sen babanı sürekli sırtından bıçakladığın için sana, yani öz kızına hiçbir zaman inanmadı. Ve asla inanmayacaktı. Ve şimdi hak ettiğin hayatı yaşamanın vakti geldi Arzu. Şimdi hemen defol git evimden. Ben hiçbir yere gitmiyorum. Gideceksin. Yoksa polis arayıp beni tehdit ettiğini söylerim. Defol git buradan. Bu yaptıklarının hepsini sana ödeteceğim Gonca. Hepsini. Tek tek ödeteceğim. Arzu Karapınar'mış. Bir gidişi vardı ki. Vay be. Resmen kovmuşsun. Ama Gonca, onun böyle bırakıp gittiğine bakma. Nasıl yani? Her şeyini kaybetti. Çıldırmıştır şimdi. Bundan sonra daha dikkatli olman lazım. Ondan korkmuyorum. Yani o kadar değil. Ama boşanma konusunda da haklı ama. Necdet hapiste de olsa sana boşanma davası açabilir. Ben de bunun için uğraşıyorum ya zaten. Fazla zamanım yok. Benden ayrılmadan önce benim geleceğimi garantiye almam lazım. Sonra da yurt dışı falan işte. Kimden duydularsa geldiğimi dakikasında ihbar etmiş şerefsizler. Sıkmayın canınızı Necdet Bey. Avukatlarınız harıl harıl çalışıyor. Bir şekilde çıkartacaklar sizi yine buradan. Bu sefer işiniz o kadar kolay olmayacak Erkut. Öyle demeyin Necdet Bey. Daha bunun kefaleti var. Şartlı tahliyesi var. Şu an hiçbir şey düşünemiyorum. Ama bir gün buradan çıktığımda hepsi korksun benden. Sana o kadar söyleyeceğim. Şimdi bırak sen onu bunu da bana asıl kafayı yedirten Gonca. Doluya koyuyorum almıyor. Boşa koyuyorum dolmuyor. Düşündükçe delirecek gibi oluyor. Neden yaptı bana bunu ha? Neden? Ben onu bu kadar seviyorken, bu uğruna her şeyi feda etmişken,
Bana neden böyle adi bir oyun oynadı? Gözünü üzerinden ayırma Erkut. Dikkatli ol. Tabii Necdet. Aldığı her nefesten haberdar olacaksın. Attığı her adımı bana bildireceksin. Anladın mı? Tabii. Baba, okuldan eve dönünce parka gideriz değil mi hep birlikte? Bakarız kızım. Kız, Cadı, daha okula gitmeden dönmeyi mi düşünüyorsun sen? İşte okur, eve gelirse kimsenin bir yere gitmesine gerek yok ki. Yaşın gelince sen de gideceksin İnci. Kızlar, servis neredeyse gelmek üzere. Tam iki dakikanız var, hadi bakalım. Anneciğim, bak ne zamandır okulundan derslerinden uzak kaldın. Bugün senin için biraz zor olabilir. Ben zaten yardım ederim ona Melet teyze. Tabii ki de edersin. Ben çabucak öğrenirim ki anneciğim. Tabii tabii, benim torunum çok akıllıdır zaten. Anneciğim, ama senin yine de takıldığın bir şey olursa öğretmenine sormaktan çekinme, tamam mı bir tanem? Tamam anneciğim. Hadi kızlar, gidelim. Gelin babaanneye bir saralım bakayım. Hadi yavrum, Allah zihin açıklığı versin. Hoşça kal babaanne. Şükür Rabbime, iki torunum da yanımda. Şükürler olsun. Ne mutlu size. Erkut, aç şu telefonu artık ya, aç ya. Of. Şu düştüğüm hale bak ya. İyi ki otel tanıdık birileri yoktu. Yoksa vallahi rezil olmuştum. Sen de aç artık şu telefonu ya. Sağır mısın Erkut ya? Allah'ıma şükürler olsun ki nihayet rahat bir nefes aldık. O Necdet denen... Ağzıma da almak istemiyorum ya musibetin adını. Neyse ki kurtulduk. Evet, sonunda. Aman aman. Bundan böyle bizden uzak Allah'a yakın olsun. Düşünmeyin artık. Geçti, bitti. Öyle, öyle. Şimdi hepimiz birlikteyiz ya. Artık ölsem de gam yemem. Ay Ali Hanımcığım, öyle söylemeyin. Ağzınızdan yel alsın. Daha torunlarınızın güzel günlerini göreceksiniz. İnşallah, inşallah. Oy, oy. Nasıl da kardeş kardeş okula gittiler bu sabah. Bakalım bu günleri nasıl geçecek acaba? İnci, canım hala portakal suyu istemediğine emin misin sen? Aa. Peki ya süt? Aa. Tabii çocuğun canı sıkıldı büyüklerin yanında. Oo, bakıyorum da veranda sezonu resmen açılmış. Öyle vallahi. Havayı böyle güzel bulunca kahvelerimizi alıp oturduk. Afiyet olsun. Size de pişireyim mi hemen birer tane? Yok yok, biz kendimizi hemen dışarı atacağız. Vallahi iki gündür evdeyiz, bana böyle gelmeye başladı. Okulda da biraz işimiz var değil mi? Onu da halledeceğiz. Gidin tabii, gidin. Siz gençsiniz. Gezin dolaşın yavrum. Vallahi Ali Sultan bana hiç yaşlık muhabbeti falan yapmayın. Sen de Rabia teyze de maşallah bizlere taş çıkarırsınız yani. Ay Selim oğlum, sen çok yaşayı bir bizi de güldürdün şimdi. Neyse o zaman, biz kaçıyoruz, görüşürüz. Selim. Ya baksana, İnci'nin canı çok sıkılmış herhalde. Onu da alalım yanınıza. Olur. Bence siz onu hiç almayın. Ayak bağı olur size yavrum. Yok canım, niye ayak bağı olsun? Hem bak okula da uğrayacakmışsınız.
Çocuk sıkılır şimdi orada. İyi peki o zaman. Biz birazdan İnce ile oyun oynayacağız. Tamamdır o zaman. Biz çıktık. Hadi görüşürüz. Tamam oğlum. Hadi. Güle güle. Güle güle. Kaç gündür otur otur nasıl sıkılmışım evde anlatamam. Hava da mis gibiymiş. Evet. Hava çok güzel. Güzeller güzeli karım yanında. Daha ne isterim ki ben? İyi ki varsın. Sen de iyi ki varsın hayatım. Allah Allah. Almadın mı ki yanıma? Bunu mu arıyorsun? Evet. Onun sende ne işi var? Bugün şoförünüz benim. Nasıl yani? Bayağı. Diyorsun. Evet, seni sağ tarafa alalım. Tamam. Yani yeryüzünün en güzel şoförüyle seyahat edeceğim ben, öyle mi? Anlaştık. Buyurun hanımefendi, lütfen. İnci. Efendim? Sen niye üzüldün bakayım? Anlatmak ister misin bana? Üzülmedim ki, canım sıkıldı. Keşke ben de Elif abla, Tuğçe abla gibi okula gidebilseydim. Gideceksin ama sanki biraz daha zamanın var ha? O zamana kadar ne yapacağım ki ben? Bak ne diyeceğim. Birlikte kurabiye yapmak ister misin? Hem Elif ablanla Tuğçe ablan okuldan gelince afiyetle yersiniz ha? Gerçekten mi? Evet. Yaşasın, neler yapacağız peki? En çok hangisini severler? Çikolata mı olsun? Bilmem. Sen hangisini istersen ondan yapalım, tamam mı? Yaşasın! Ne işin var senin burada ya? Gonca'yı merak ettim. Serdar, bak bu şekilde bu eve girip çıkman yakışık almıyor. Farkındasın değil mi? Ben Gonca'yı görmek istedim sadece. Gonca hala Necdet Bey'in nikahlı karısı. Neyse ne. Ben de çıkıyordum zaten. Bak, bundan sonrası için söylüyorum. Benim iyi niyetimi suistimal etmeyin. Bu iş böyle gitmez. Geldin mi? Gonca ne yapmaya çalışıyorsun sen? Ne oluyor sana ya? Ne işi var Serdar'ın burada? Ay şimdi anlaşıldı. Gonca, bu adam niye hala buraya geliyor? Bak sınırları zorluyorsun. Çekirge hesabına dönmesin bu mevzu. Erkut, laflarına dikkat et. Ya beni merak etmiş gelmiş işte. Yanlış yapıyorsun Gonca. Ya sen şimdi yanlışı doğruyu bırak da. Asuman nerede? Onu söyle. Asuman mı? Bilmiyorum Gonca. Burada değil mi? Demek Asuman nerede gerçekten bilmiyorsun öyle mi? Bilmiyorum Gonca. Bana ne el alemin kızından ya?
Erkut, sen bazen akıllıyı da aptalı da aynı kefeye koyuyorsun. Herkesi kandırabilirsin ama beni asla. Ya Gonca tamam sıkma canım, bilmiyorum diyorsan bilmiyorum. Sen şu anda bir suçluya yataklık ediyorsun, farkındasın değil mi? Ya Gonca, başında 1000 tane bela var. Bunlarla mı uğraşıyorsun? Asumanmış bilmem neymiş. Kocanın yanından geliyorum. Uzun süre hüküm giyebilir. Ne olmuş yani? Bana bilmediğin bir şey söyle. Gonca, bak bugüne kadar ne yaptıysan, ne ettiysen sesimi çıkarmadım. 3 maymun oynadım. Aklından ne geçiyor bilmiyorum ama bundan sonra işlerine beni ne alet et ne karıştır. Tamam mı? Ya sandviç yemekten içim kurudu resmen. Alo Erkut. Nasılsın? Her şey yolunda mı? Nasıl olayım işte ya. Bizimki de öyle evde mapusluk. Yani başka bir yerde de olabilirdin. Tabii canım orası öyle. Ama sen bana bakma ya, öyle bunaldım konuşuyorum işte. Tamam tamam. Başka bir durum var mı canını sıkan? Ha? Her şey iyi mi? Ha, yok. Yani evin biraz akarı kokarı var ama en azından güvendeyim. Tamam. Ben yine uğrarım. Ha? Eksik gedik bir şey varsa tamamlarız. Tamam. Çok dikkatli ol, olur mu? Aklım sende kalmasın. Tamam tamam, merak etme. Tamam. Hadi görüşürüz. Sen de kalmasın ne oğlum? Hayırlı işler. Sağ ol. Simit! 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 Taş fırın! Allah'ın cezası Erkut'a da hala ulaşamıyorum ben ya. Ne yapacağım ben ya? Karnım da acıktı. Bir şeyler yesem. Ucuz bir şey. Simit mi yesem ben ya? Simit ne kadardır ki? Ay şu düştüğüm hale bak ya. Dilencinin durumu bile benden daha iyi ya. Arzu! Arzu! Bu nereden çıktı şimdi ya? Arzucuğum bu ne işte tesadüf böyle? Ya gerçekten öyle. Nasılsın? Görüşemiyoruz uzun zamandır. Kulübe de gelmiyorsun hiç. Hiç zamanım olmuyor. Çok iyi gördüm ama seni. Ne yapıyorsun? Yemek mi yemiyorsun? Yani daha da zayıflamışsın. Fit olmuşsun bildiğin. Seni gören çocuk doğurmuş demez valla. Eseli kız gibisin. Teşekkür ederim. Dikkat ediyorum işte. Nereye böyle? Spordan çıktım ben. Bak şimdi anlaşıldı sırrın. Şekerim ben de yapıyorum fitness, squat hepsini ama her gün o davet, bu davet. Yani yediklerime dikkat edemiyorum ki. Yok canım, sen de gayet iyi gözüküyorsun. Ay canım, çok özlemişim seni. Ne yapacaksın şimdi? Hadi gel bir yere gidip oturup yemek yiyelim. Hem laflarız. Başka zaman yapsak. Benim birkaç işim var da. Kabul etmiyorum. Neyse işini iptal et canım. Hem laflarız. Şimdi birkaç işim var. Daha sonra görsek olmaz mı? Olur mu yahu? Böyle diye diye bir 6 ay daha görüşemeyeceğiz vallahi. Kabul etmiyorum. Hadi gidiyoruz. Ama olmaz ki. Ama itiraz istemiyorum. Seni hayatta bırakmam olmuş. Nereye gidelim? Çin lokantası mı? Yoksa sushi açılmış sushici. Oraya mı gitsek? Sevgilim. Ya şeridi ortalasam mı acaba böyle? Daha güvenli olur sanki. Ortaladım ya zaten. Araba sağa çekiyor ama. Yok, gayet düz gidiyorum. Bir de arada sırada dikiz aynasına baksan. Hani kontrol amaçlı yani. Bakıyorum ya hayatım. Yok hayatım, sen beni yanlış anladın. Ya ben makyajını kontrol etmenden bahsetmiyorum. Trafiği kontrol etmek için. Komik mi şimdi bu? Değil mi? Değil tabii. Üstelik sen böyle yaptıkça ben daha çok stres oluyorum. Hayatım ne alakası var? Ya ben sen öğrenebil diye uğraşıyorum. Yok ben de sırf kadınım diye böyle yapıyorsun. Hayatım hiç öyle şey olur mu? Oluyor valla. Kadın şoförlere hep haksızlık yapılıyor. Ay sanki araba kullanmak erkeklere özgü bir şeymiş gibi davranıyorsun.
kıyamam ben sana ya. Ne oldu da doldun sen böyle bakayım ha? Yok, gerçekleri söylüyorum. Mesela trafikte kadın şoför gördünüz mü hemen laf söylemeye başlamıyor musunuz? Başlıyorsunuz. Hatta az önce adamın biri bizi nasıl sıkıştırdı görmedin mi? Yok hayatım. Aslında o sıkıştırmadı. Sen şeridi taşmıştın. Ay yani haksız ben oldum öyle mi? Hayır canım, öyle bir şey demek istemedim ben. Tamam Selim, tamam, ben anlayacağımı anladım. Ah benim eşek kafam, ah bu eşek kafa var ya. Ya senin gülen yüzün 10 tane ralliciye bedel hayatım ya. Kıyamam ben sana. Hadi gülen yüzünü göster bakalım sevgilim. Aferin sana. Bu Elif abramın, bu da Tuğçe abramın. Bunu da al. İnci, beraber yerleştirelim bunları. Olur. İnci, canım ne oldu? Bir sorun mu var? Yok. Şey, ben seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum bir tanem. Ne geçiyor bakayım senin aklından? Allah. Ama sen gibi miydi acaba? Hatırlamıyorum ben onu. Elif ablam çok sağlıklı. Keşke benim de aldığım yerinde olsaydı. Canım benim. Ben senin annen sayılırım. Hem ben Elif'le seni ayırmıyorum ki hiç. Son geldiğimiz günü hatırlıyor musun? Sevil de vardı hani. Ay ne rakış giyinmişti o gün öyle. Hele saçları abajur gibi olmamış mıydı? Hoş geldiniz, buyurun. Teşekkürler. Ne zamandır göremiyoruz sizleri. Malum koşuşturma. Kurt gibi açım valla, hemen verelim mi siparişleri? Olur. Ben önden brokoli çorbası istiyorum. Kremalı olmasın lütfen, diyet yapıyorum da. Tabii efendim, hemen not düşeyim. Çorbanın ardından da risotto alla pescatore istiyorum. Tatlı olarak dondurmalı Yorkshire pudding lütfen. Tabii dondurma da diyet olacak. İçecek olarak ne alırdınız? Su. İçeceklerde çok şeker var malum. O zaman size ev yapımı şekersiz limonata önerebilirim. Aa evet evet, o olabilir. Siz ne alırdınız? Ben bir sebze çorbası alayım. Ardından ızgara salata. Tatlı olarak da Yorkshire pudingi. Başka bir şey? Yok teşekkürler. Görüşmeyi neler yapıyorsun anlat bakalım. Ne olsun, aynı. Malum koşuşturma, davetler, yardım yemekleri falan. Vallahi bayılıyorum senin boyuna. Karı koca pek bir yardım seversiniz. Sahi, Kenan nasıl? O da gözükmüyor çortalıklarda. İyi, bu ara çok çalışıyor. Yani 41 kere maşallah şekerim. Şu camiada dedikodusu çıkmayan nadir adamlardan biriyle evlisin. Kıymetini bil vallahi. Ya, haklısın. Neyse ki tek parça inebildik arabadan. Ay aşk olsun Selim ya.
Yalan mı hayatım? Kaç tane tehlike atlattık? Bak hala devam ediyorsun, küseceğim ama artık. Seni küstüren diller tutulsun ya. Ne yapsam, ne ceza versem ben kendime? Ya tamam tamam dur abartma. Deli çocuk. Deliyim tabii. Aşkımdan delirdim ben. Bugün süt içmek istemedin. O zaman şöyle güzelce çaylarımızı koyalım. Kurabiyelerimizi de banarak yiyelim. Ne dersin? Ferit teyze, ben öyle yemiyorum ki. Neden, sevmiyor musun yoksa? Hayır, ondan değil. Kurabiyeyi çaya bandırınca yarısı cüp diye çaya giriyor. Ben yiyemiyorum. Hep çay yiyor. Tamam o zaman, sen nasıl istiyorsan öyle yeriz, olur mu? Hem bakayım nasıl dizmişsin sen onları. Beğendin mi? Bayıldım, bayıldım. Ellerine sağlık, çok güzel olmuş. Aferin sana. Sence Elif Abram'la Tuğçe Abram sever mi? Beğenmez olurlar mı hiç? Onların da bayılacağına eminim. Hem neden biliyor musun? Neden Berek teyze? Çünkü bu kurabiyelerin hamuru pamuk gibi ellerle yoğruldu da ondan. Hem sen bunların için sevgini de kattın. Elif Abram'la Tuğçe Abram çok sevecekler, onu hissedecekler eminim ben. O zaman bu kurabiyenin ismi Sevgi Sihir Kurabiyesi olsun. Çok güzel bir isim oldu bu. Aferin sana. Geldin enişte, ben kapıyı açacağım. Ya hadi koş bakalım. Geçmedi da. Bir şey mi yaptı yoksa? Yani sınıftakiler dalga geçti Elif'le. Tamam kızlar, hadi siz mutfağa geçin, ben birazdan gelirim. Tamam. Konuşmak ister misin? Yok bir şey. Yavrum, bak derdini anlatmayan derman bulamazmış. Hadi anlat bakayım bana. Gel bakayım şöyle. Hadi anlat bakayım sakince bana. Bugün matematik dersinde öğretmen tahtaya kaldırdı beni. Ama ben yapamadım. Yavrum, anneciğim hiç bunun için ağlanır mı? Ama arkadaşlarım çok güldüler bana. Okula gitmeden önce ders çalıştım o kadar. Yavrum, senin derslerinden geri kalman konular var. Çok normal anneciğim. Sen de çalışacaksın, arayı zamanla kapatacaksın. Sadece birazcık zamana ihtiyacın var ha? Bir daha kalkmam tatlıyı işte. Öğretmen beni niye kaldırdı ki zaten? Hayır Elif'im, öyle deme ama öğretmenin aslında en doğru olanı yapmış.
senin daha çabuk arayı kapatmanı öğrenmeni istemiş. Ama arkadaşlarım görünce çok utanıyorum. Anneciğim, üzülme sen ne olur. Bak birlikte çalışıp arayı kapatacağız. Ben sana yardım ederim ha. Üzülme sen ne olur anneciğim, ne olur. Pek zelletli olmuş Tuğçe abla. Afiyet olsun. Elif abla güldüklerinde Elif abla mı yaptı? Ne yapsın ki? Çok üzüldü tabii. İlk Cansu güldü. Zaten o ne yaparsa sınıftakiler de aynısını yapıyor. Eğer orada olsaydım Elif abla'nın dalga geçenleri sihri değneğimle yok ederdim. Ben zaten Cansu'nun hemen arkasında oturuyorum. O gülünce çaktırmadan çekiverdim saçını. O da bağırdı tabii. Öğretmen de anladı saçını çektiğimi. Ceza verdi mi yoksa? Ya hayır, ceza vermedi ama kızdı işte. Ama o olsun. Sinir oldum ya. Kimse benim kardeşime gülemez. Peki Elif abla ne yapacak ki öğrenecek derslerini? Her şeyi ona ben öğreteceğim. Ta akşama kadar çalışacağız. Arayı kapatacağız birlikte. Aferin size. Hadi Tuğçe abla kurabiyemizi yiyelim. Elif'im. Anneciğim üzülme artık ne olur. Bak ben seni gördükçe çok üzülüyorum ama. Yavrum. Bak söz veriyorum sana her şey düzelecek tamam mı? Hiçbir şey düzelmeyecek işte. Ben arkadaşlarımla hep geri kalacağım. İkinci sınıfa geçemeyeceğim. Elif. Ne oldu kızım? Elif. Ne oldu kızım? İyi oldu buraya geldiğimiz. Geçenlerde Semra'yla da şu boğazda açılan yeni restoranta gittik. Yemekleri olay. Gerçekten söyledikleri kadar varmış. Siz gitmiş miydiniz açılışa? Ay yok hayır. Şekerim valla biz de gidemedik. Serhat Paris'te bir şirketle anlaştı. Görüşmesi vardı orada. Ben de kaçırır mıyım tabii. Fırsattan istifade ben de gittim. Şanzelize'nin altın üstünde getirdim. Sen oldum olası seversin gezmeyi. Öyle valla. Bıraksalar alışveriş merkezinde yatıp kalkarım. Başlasana hadi Arzucuğum. Ah pardon. Alo. Ah ne oldu? Ay, iyi mi peki şimdi nerede? Tamam tamam ben hemen geliyorum. Canım ne oldu? Tuğçe hastalanmış okulda. Hemen revire kaldırmışlar. Aa. Kusura bakma benim gitmem gerekiyor. Tabii canım gitemem sen. Seni de böyle tek bıraktım ama. Canım olur mu öyle şey? Gitsene ama. Görüşürüz. Zam gibi yapıştı ya. Bir ara hiç kurtulamayacağım zannettim. Hadi Aykut aç şu telefonu. Alo. Alo. Aykut sen telefonun ne işe yaradığını unuttun galiba. Neredesin sen ya? Ne oluyor kızım ya? Ne bu açar açmaz sinir? Sabahtan beri ulaşamıyorum sana. Hemen buluşmamız lazım. Neredesin sen? Nerede olacağım? Evdeyim. Ne oldu? Bir şey mi oldu? Telefonda 40 saat anlatamam şimdi. Şu merkezdeki büyük parka gel. Çok güzel olmuş, çok. Hayatımda yediğim en güzel kurabiyelerden biri. Tuğçe abla, gerçekten beğendin mi? Bayıldım, bayıldım. Elif bak, ben hepsini hüptettim. Hem ince hazırlamış bize, yesene sen de biraz. Evet, Tuğraf abla. Sizin için yaptım ben. Anneciğim, bak ince çok uğraştı ama onlar için. Bir tadına bak istersen ha. Babaanneciğim.
Hadi üzme bizi. Bak sizin için hazırlamışlar bu kadar. Neden Elif'i beğenmiyorsun? Kötü mü olmuş yoksa? Hayır. Çok güzel görünüyor. Ama benim canım istemiyor. Hadi babaanneciğim. Benim hatırım için. Hadi bir tane. Babaanne istemiyorum. Ay yavrum benim. Elif'i ben konuştum onunla. Selim, ya bir sürü kalsana sen de. Yok aşkım. İyi de niye? Ya erkek adam pembe pembe pamuk şeker mi yermiş? Ay Allah Allah, pamuk şeker yemenin yaşı mı olurmuş? Neyse, sana bir şey anlatacağım ama gülmek yok, tamam mı? Tamam, anlat. Ya Zeynep, sen şimdiden gülmeye başladın. Ya, tamam, gülmüyorum, anlat hadi. Tamam. Ya ben küçükken pamuk şekerlerin buluttan yapıldığını düşünürdüm. Ne? Bulut mu? Bildiğimiz bulut yani. He, vallahi. Bulutlardan düşen parçalardan oluşuyor sanıyordum. Ay, benim saf sevgilim. Ya ne yapayım ama, baksana çok benzemiyor mu? Neyse, bir gün bahçede yürüyorum. Böyle uzun bir merdiven gördüm. Duvara yaslanmış. Ay sakın düşündüğüm şey yaptım deme. Yaptım vallahi. Güya merdivenlerden çıkıp küçük bir ısırık alacaktım. Ne oldu, çıkabildin mi bulutlara? Nerede? Üstüm bileğimi çatlattı. Ben o günden sonra bir daha bulutların üstüne çıkamayacağımı düşünmüştüm. Ta ki senin gözlerinin içine bakana kadar. Ben seni gördüğüm ilk andan beri bulutların üstündeyim seni. Thank you.
Erkut ya, hadi ya. Sanki Fizan'dan geliyor bana. Arzu. Sonra teşrif edebildin. Neredesin sen? Geldim işte. Ne canı deniyorsun ya? Benim bir sürü işim gücüm var Arzu. Bu dünyada bir tek sen yoksun, değil mi? İçine vurulurmuş zaten. Sen de bir tekme vur. Kimse yardım etmesin bana. Ne var Arzu ya? Ha? Niye çağırdın beni gene buraya? Ne istiyorsun? Çok zor durumdayım Erkut. Kredi kartlarımın limiti doldu. Otelden de çıkmak zorunda kaldım. Elimde çantayla ortalarda dolaşıyorum böyle. Nasıl ya? Hiç paran yokmuş mu senin? Yok, yok. Tek kuruşum yok. Bana yardım etmen lazım. Yalnız Arzu, bak niyetin eve falan dönmekse benden sana fayda gelmez, kafadan söyleyeyim. Ne evi ya? O fırsatçı koncanın yüzünü görmeye tahammülüm yok benim. Ne istiyorsun o zaman? Bana kalacak bir yer bul. Biliyorum sen bir yer bulursun. Ya bak ne olur yardım et bana ya. Hiç param yok diyorum. Sen nasıl oldu da o kredi kartının limitini doldurdun ya? Ya sana ne ya? Hesap mı vereceğim bir de sana? Ya hadi Erkut ya. Ya ne yapayım ben böyle? Köprü altına mı gideyim? Sokaklarda mı yatayım ya? Vay be. Sen mahalleleri düşecek kadın mıydın Arzu? Ha? Tamam. Şimdi kötü durumdayım. Ama düzelecek. Ama işte... Bana kısa süre kalabileceğim bir yer lazım. Ne olur Erkut yardım et bana, ne olur ya. İyi, tamam. Kalk gidiyoruz. Nereye? Kalk hadi kalk, vazgeçmeden yürü. Tamam ya, tamam. Neresi burası? Kalacak yer istemiyor muydun Arzu? Gidiyoruz işte. Ay böyle kokuşmuş bir yerden bahsetmiyordum herhalde. İstersen ben gideyim, sen başını çağırsın bak ha. Zorla getirmedik değil mi? İyi tamam tamam. Çok var mı daha? Geldik şurası. Ah baba. Hem kendini yaktın hem beni. Evde biri mi yaşıyor? Sana soruyorum, cevap versene. Selim Bey. Buyurun efendim, anahtarlarınız. Tamam, kabul ediyorum. Giderken birazcık sıkıntı yaşadık ama dönüşteki sürüşüm kusursuzdu, kabul edin. Ya biraz daha sıksan 20 ile gidecektin neredeyse. Ya bir anahtar arabasıyla gidiyoruz sandım ben. Ya öyle mi? İyi tamam, bundan sonra yalvarsan geçmiyorum direksiyona. Ya tamam tamam, gel. Gel, rallici karım benim, gel. Ama yani ben kurallara uyuyorum. Evet. Evet, biliyorum hayatım, biliyorum. Sen benim elimden Perin'i aldın. Bak
Bakalım ben de seni karından sonsuza dek ayırınca ne yapacaksın? Şoluk herif. Sen